Özgür Bey o zaman şunu diyebilir miyiz? Şimdi 26 e, ilçe bir sonraki yerel seçimde siz 26 ilçe alamazsınız ayrılacaksınız. Yani şöyle bir mesele var tabii. Bir sonraki yerel seçime kadar önümüzde bir genel seçim var. Bir de var. Çıta öyle bir yerde ki şu an. Ama yani şöyle. Hani 10 tane belediye alsanız tamam da 26 ciddi bir rakam yani. Şunu ifade Haritanın edeyim. tamamı kıpkırmızı İstanbul'da. Şunu ifade edeyim. Benim daha büyük bir e, iddiam var. Ne o? O da şu. Yerel seçimi beklemeye gerek yok. Biz ilk seçimde bir erken seçimde ya da 2028'de cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de iktidar olacağız. Yani önümüzde e, ki yerel seçimi beklemeden önümüzde daha büyük bir sınav var. Türkiye İstanbul'da aldığınız o yüzde ka, ka, e, %40 yok yüzde %51 mi? 51.14. %51.14. Yani bir sonraki seçimde İstanbul hedefi CHP'nin 51.14'ün üstünü... üzerindedir. Genel seçimde 51.14'ün üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 51.14'ün üzerinde bir e oy alacaktır. Çıtayı yani. çok yukarı koymuyor musunuz? yani? Ee, İstanbul'un yarısından fazlası CHP'ye oy verecek. Ama belki. biz e, 14 belediye sayısını e, iki katına çıkartmayı hedefliyoruz dediğimizde de e, Ben artık size söylediğiniz bütün iddiaları <laughs> ciddiye alıyorum. Hiç merak etmeyin. Yani 24 saat önce Beşiktaş meydanında bana söylediğiniz rakamların e, fazlası çıktı azı çıkmadı. O yüzden evet. söylediniz not ediyorum. Tamam. Ki bir sonraki genel seçimde size sorabilirim. Ee, çok iddialıyız. Ee, yani ee, ilk e, genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak seçmenin verdiği mesaj budur. Ee, seçmen bize bunu birkaç kez tekrar ettim ama seçmen bize bir mesaj vermiştir o mesaj şudur biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2019 ve 24 arası yaptığı yerel yönetimler çalışmalarıyla ilgili güvendik. Daha fazla güvenmek istiyoruz. Sizi birinci parti yaptık 2024'te Türkiye'de daha fazla güvenmek istiyoruz. Çok iyi çalışın, çok sıkı çalışın, çok titiz çalışın, sizi iktidar yapalım demiştir seçmen. Biz seçmenin bize verdiği mesajı aldık ve birinci hedefimiz genel seçimlerdir. Şunu eksik yaptık dediğiniz bir şey var mı bu seçimde? Hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir ee, Şöyle söyleyeyim. Yani çok az hata yaptık ve o yüzden böyle bir başarı aldık. Yani çok az hata yaptık. Neydi yani o hata yani spesifik olarak şu noktada hata yaptık diyemem. Ee, ancak hani e, belli meselelerin de kapalı kalması gerekir parti içerisinde. Şurada şöyle yapsaydık daha iyi sonuç alabilirdik e, diyebileceğimiz belli alanlar var. Şu hamleyi de yapsaydık aslında şurayı da kazanıyorduk ya da şu ilçeye daha fazla gitseydik. Mesela işte iki kere değil de dört kere gitseydik bir ilçeye e, bir kere değil de üç kere gitseydik e, işte e, gibi e, bazı ilçeler var. E, yani inanın 30 belediye kazanabilirdik yani 30. 30 belediye 30 belediye kazanabilirdik. Hangileri onlar yani şu an ee, o 4 tanesi hangisi? Bahçeli Evler, Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Pendik buraları kazanabilirdik 31. Yani şöyle söyleyeyim ben size aslında Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli dışında her yeri kazanabilirdik. Neden Sultanbeyli dışında? Ee, oralarda makas biraz açık. Bir bakayım isterseniz. Evet. Sultanbeyli'de bizim oy oranımız %20, rakip siyasi partinin ki 40. Bağcılar'da bizim oy oranımız %32, rakip siyasi partinin 55. Ee, gün görende bizim oy oranımız rakip siyasi partinin bizim 34, rakip siyasi partinin 50. Diğer tarafların tamamında 2 puan, 1 puan, 3 puan fark var. Evet. Buralar alınabilirdi yani.